uzaylılara türümüzü tanıtan bir katalog yollasak, şerefsizim bunu kapak yaparız yemin ediyorum ha. Bana bak lan, kadınlıkta son nokta. Oğlum içine düşme la. Lan ben şu karının neresi onu anlamaya çalışıyorum. Ne içine düşeceğim ya? İşin gücün göz zinası yemin ediyorum ha. Cehennemin kayya kuyusuna test bulgulu salt oynan cumbala kaçacaksın sen öbür tarafta ya. Sen de haydir bu yapar bir yapa yapa döne döne geleceksin yanıma oturacaksın yanan közlerin üstüne. Ama biz bunu gerçi iş için yapıyoruz biliyor musun? Ne kadar günah yazılıyorsa hepsi kanalın patronuna gitsin inşallah. Mecbur ekmek parası. Sen ne dönek bir herifsin ya. Az evvel bana sokuyordun şimdi kanala sokuyorsun. Oğlum böyle şov mu pis işleri bırakalım artık ya. Tarihin gece kondusu diye adam gibi program yapalım ya. Ben sunucu olayım orada. Sen de yanıma yardakçı ol. Mis gibi zabaca program yapalım ya. Sen benim yanıma yardakçı ol lan. Ben niye senin yanına yardakçı oluyorum? Oğlum o programın sunucusu böyle hızlı hızlı konuşuyor. Sen o kadar hızlı konuşabilir mi? Bak yanımıza da bir tane kara alırız. Kullanırız öyle onu sunucu laneye. Lan ben sen 3 cümle kurarken 5 cümle kurar yanına da 2 tane pantolon dikerim be. Oğlum mis gibi program yaparız bak 4. Murat şöyle içerdi 5. Murat böyle dağıdırdı. Nasıl olsa kim biliyor ki padişah kalkıp mezarından bizi mi asacak? Bana bak 3 kuruş kar için soyunu sopunu satıyorsun. Farkında mısın sen? İyi oğlum böyle programdan daha iyi değil mi ya? Ulan şu kadının bir yerine bakıp da girdiğin günahtan 1000 kat daha günah. Ecdadını satıyorsun lan sen. Git ben seninle işmiş yapmam. Hadi toplan git. Lan Selin yatağında rahat rahat gerini gerini ölen şovmen gördün mü? Tabuttan ayakları dışarı fırlıyor hepsinin bak. Vallahi seni gebertirim ben. Öyle şeyler yapma. Ya arkadaş ben yemin ediyorum yıldım ya. Ben bu her program öncesinde en faktüs geçiriyorum hem de kanser oluyorum ya. Bu konukların ne verdikleri söz saatinde geliyorlar. Ne geldiklerinde doğru düzgün duruyorlar. Ne yapacağım ya? Oğlum. Kaç oldu hala gelmediler. Zaten bak geçen hafta Cameron Diaz'ın çakmasıymış o gelen. Bu hafta da Paris Hilton'un çakmasını gönderiyorlar. Çakacağımı anlamıyorlar mı bunlar benim bu dalgayı bir gün ya? Ben öğrenmiyorum sanki. Ben salağım anlamıyorum ben. Ben ne bileyim ya? Bizi ne ayı zannediyorlar herhalde. Anlamadım ki. Bak geldim. Hoş geldiniz. Geçin hemen kaç saat kaç oldu ya? Ay geç, pembe kapılar geç, falan geç, bir geç, dakika. Geç. Hoş geldin. Merhaba. Ne oldu? Beğenmedin mi pembe abi? Çok güzel. Ben pembe seviyorum. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Buyurun. 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 Sen de geç hemen tamam uzatma. Geç. Geç ya. Program başlayacak sana hala. Bir dakika program nereye? Nerede gidiyoruz? Burada. Geç kaldık. Burada mı giriyoruz? Çok çok çok. Yok başka bir yerde giriyoruz. Burada giriyorsun bir de. Başka bir yer. Ama burası ev. Bizim olayımız bu zaten yani evimiz bu burada yapıyoruz. Ya biz videoya falan gideceğiz diye düşünüyorduk. Hızlı girdin yanlış bir heyecanlı girdin sen. Ama burası gelecek ama girdin. Bence biz yanlış geldik Ece. Yok 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 gayet doğru geldiniz. Şu saatten sonra hiçbir yere gidemezsiniz. Ambiyansa dahil mi? Sen ortama içeri ama. Geldi tamam da ben... Sessiz! Bir, kayıt. Seyirciler. Lan Cez! Bu akşam da Akbaba 35 numaradan yaptığımız yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşam yayınımızın konukları Ebru Polat'ın lan... Ece Filiz. Teşekkürler. Ne alakın, ne buradayız? Neden? Ben bir şey sormak istiyorum. Gerçekten burada mıyız? Böyle hızlı girmişken hemen şöyle ben kenarda durayım. Veli Efendi ay, sucukları. Kokuyor, çok iyi. Veli Efendi sucukları. Midenizi hiç rahatsız etmez, kaz yapmaz. Yemesi kolay, çıkartması kolay. Veli Efendi sucukları. Veli Efendi sucukları. Bir sucuk der misiniz? Yok, sucuk. Sucuk. Sucuk ama çok pis kokuyor. Ama şimdi ya sen de şeye de kötü... Reklam mı aldın üzerimizden? Ya birazcık reklam oluyor ama ne yapacaksın? Ece hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi Ece gel bize gündüz gece.
fistan giymiş, görüyor musun lan bizim köydeki? Evet bak, hem basma fistan, yemin ediyorum. Konsepte uygun olmuşum istemeden yani. Emprime basma lan. Halının üstünde dursan resmen parçası gibi durursun. Bilal olsun. Aslında bize bir açıklasanız. Basma neden fistan, bayılırım böyle ya. Ebru Hanım şu anda yayındasınız zaten. Yani o yüzden isterseniz sorularınızı biraz daha mantıklı alalım. Yani anladım. Şimdi yayında. Ben burada çok riskte oturuyorum ama ha düş daha düşeceğim falan ve çok eski gibi her şey. Yok. Pardon, ben hani kafanıza falan da gelmiş onlar. Şöyle apışı açarsın, o dökürtüm oraya bütün doldu. Ben buraya temizleyeceğim burayı. Şuradan bak, ne o da inatçı ya, bir saniye kafam. Şöyle. Oğlum dokunmadan üfürerek ben boşam ya, ben bilemem mi böyle dokunmasını ya. Şimdi yani. Ben avuçlamayı bilmiyorum Allah Allah, Allah ya. Ya. Neyse Ebru Hanım, hoş geldiniz. Gidelim. Olur mu canım, buradan çıkış yok. Burası Akbaba, buradan çıkış yok. Anladım. Şaka mı değil mi, şu an buradan başka bir yere bir stüdyo falan gideceğiz herhalde. Burada durmuyoruz. Yok ama çok tatlısın ya bu stüdyo ama meselesine ya. Rezides yok bizde. Müteahhide verince belki olur da şu an ortama uyuyor. Farkında değilsin. Ama burası gece kondu. Ne kokuyor? Her şey çok eski kokuyor. Ama ne yapacaksın bizim de gücümüz ya, bu bizi de hani şimdi. Herhalde koku molekülleri bayağı fazla burunda. Çok alıyorum kokuyu. Bir insanda o kadar fazla olmaz yani. Buraya hiç bayan yok mu burada? Amca, dede, her neyse. Yok kızım, yok. Siz mi temizliyorsunuz? Bekar. Temizlikçi tutuyoruz ara sıra. Vallahi senin dudakların var ya. Dedeleri bile bekar. Çocuktan daha kalın yemin tabii ediyorum ha. Ramlardan da ama şey çok pembe, hindi herhalde. Onu daha sonra şey yapacağız. Evet Ebru Hanımcığım, öncelikle... Evde kalmadın. Bir susuna be ya, konuşuyor. Adam konuşuyor, başçavuşun eşeği ellenmiyor ya. Kakafonik olmazsın. Lütfen. Ya biz yaka paça buraya getiririz ama bari işte sen misafirperver olsun. Ha misafir, o zaman kurallara uyalım ya. Hep birazdan konuşunca olur mu yani? Bu taraftan korkuyorum. Yok, korkmanıza hiç gerek yok. Saldırı saldıracak gibi. Görmem yaptırdım bunu. Kesinlikle. Korkma, gece konuda yaşıyor ama. Ellerim titriyor. EP ne? Ekmek Partisi. Ebru Polat. Ekmek Partisi anladım. Hani sorarlar ya hangi parti ekmek. Çok şıksın bu arada. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Seni çok beğendim kıyafetini. Ah çok mersi, çok teşekkür ederim. Sen yine işte. Yine benimle kapatacağın gibi geliyor bak. Ben buradan, ben ürküdüğüm, sen berkit bir şeyler yapar burada. Lan beğendim ama. Kaç onları toplan şakal var ya. Şeytan aleyhi lanet tüyü var bunda. Neyse ben kendimden övünmeyi pek sevmem. Hoş geldiniz öncelikle. Sefalar getirdiniz. Ne kadar teşekkür hoş geldiniz. Ederiz. Şu anda yayındayız yani, öyle mi? Evet yayındayız. İnanmıyorsanız ışıkları yanan kameralara bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Tamam. Hoş bulduk. Nasıl oldu Ebru Polat diye sizin ne araştırmalar yaptık? Çok sevilen bir insansınız. İzmirliymişsiniz. İzmir'in kızı Deniz, Deniz'i kız. Sokakları hem kız hem deniz kokar derler. Bilir misiniz? Yok. Ama öğrenmiş oldum. Genel kültürden kaldınız. Denizi biliyoruz da kız nasıl kokuyor ki acaba? Vallahi onu bu şiiri yazan zata Deniz sormak lazım. Deniz biraz kötü kokuyor ama İzmir'in. Evet tabii canım. Yani. Karşı yakının falan. Buradan bayağı İzmirlilerden ben çok özür diliyorum. Böyle pat diye bir laf söylendi. Maksadını aşan, kastı aşan. İzmir kızlarına kokuyor falan mı demek istedin? Yok ben güzel kokuyor dedim. Onu mu kastetmek istedin? Yani şimdi İzmir'in denizi yani, böyle kokar, yani, kızı böyle kokar. Böyle çok yanlış oldu bu ya. Yani bir özür dileyebilir misin İzmirli vatandaşımızdan? Buradan ben niye diliyorum, ben bir şey demedim. Yumurtadan çıktım, kafamı beğenmiyorum, tavrı seziyorum, hiç sen hoş hiç, değil. Bayağı kötü kokuyor denizi de hani bize laf falan mı atmak istedi şu pis kokan evde? Benim kardeşim hiç kimseye laf falan atmaz hanımefendi. Yok vallahi bugünkü konuklar biraz aramıza girme, beni korur musun? Neler diyor, farkında mısın bana? Ne diyorsun sizin gibi ya? Bir böyle ahu peri suret hanımefendiye ben ne diyebilirim? Tamam. Bütün herkes sizin hareketli parçalarınızdan bahsediyor biliyor musun? Bütün alem diyor ki ya bu kızın hareketli parçalarını duyduk muydu deliriyoruz diyorlar ya. Anladım. Evet, biz öğrendiğimiz kadarıyla yok rahat olabilirsiniz, saldırmıyor. Bilmiyorum bayağı. Saldırmıyor yani en azından fiziki zorlayıcı bir hareket yapmıyor. Anladım. Gözleriyle saldırması yeterli geldi. Sen odasında ben yanındayım yani, anladın şöyle mı? Şöyle dokundu ama alim olan nimete bakmakla bile doyar. İyi ki sen varsın, burada sana güveniyorum. Çok teşekkür ederim, çok mersi. Manolyam benim, minik manolyam. Bir susar mısınız, aranızda konuşmayın. Ne burası böyle, ilkokul sınıfına döndü ya. Hadi konuş. Ceyran yakıyor, senin bekleyeceğiz şu oda. Reyting düşüyor, şehir düşüyor ya. Sen nasıl bir hayvansın ya. Evet, bunu...
bir ara alırsak... Eskiden olsa faks geldi diyeceğim ama gali mail var, faks de yok. Evet, biz şeyimize devam edelim. O nedir? Bu normalde terlediğim için bu zımbırtıyı kullanmam gerekiyor. Her iki de bana ver, yolda ver. Al sen de. 2,5 ver. Ondan sonra acaba... Bir türlü konuya giremedik, farkında mısınız? Evet. Sizin bu sanat yaşantınızın daha evvelinde de enteresan bir meslek seçimi durumunuz varmış. Bir konuşma lan! Bir meslek seçiminiz varmış. Evet. Daha önce hukuk okumuşsunuz. Evet. Ondan sonra psikoloji konusunda master yapmaya kalkmışsınız. Ondan sonra da müzisyen olmuşsunuz. Yani yapmaya kalkmadan yapacağım. Bu yıl gireceğim inşallah. Neye gireceksin? Psikoloji masterına. ALES sınavlarına gireceğim. Niye, delilere merakın mı var? Var gerçekten, o yüzden buradayım zaten şu anda. Deli mi seviyorum? Çok bayılıyorum. Harbi yani mi? Normal insanla anlaşamıyorum. Hayır. Önemli değil, önemli değil. Çok yaşa. Yani evlenmek istediğim adam tipi şuna benzeyen yakın bir şeyler neredeyse. Şuna derken? Ama şey, sadece hani pijamalar falan olmaz. Ama biz burada bak, kimsenin kişiliğini rencide edici. Ama sana benzeyen tahkir, birisi gerçekten, tezcif, gerçekten. Aşağılama, sözlü saldırı, hukuktan bahsediyorum. İlk önce ben hukuka dedim, saygı duymak zorunda. Ama şimdi sen de önce bana bir şey yapıyorsun, sonra o dönüyor ona geçiriyorsun, benden şey istiyorsun. Ama size bu kadar iyi. Hanımefendi, hanımefendi, ilk insanın yaptığı ilk eylem hapşırmaktır. Hor görme bizi. Anladım. Tamam. Neyse. Dönme, olur. Hukuk fakültesini okudunuz. Ne dediniz ondan sonra? Ben başkalarının davalarına bakmak istemiyorum. Kendi davama bakayım dediniz. Müziğe mi başladınız? Evet. Çok küçük yaşlardan beri sürekli şarkı söylüyordum. Mesleğimi yaptım. Şu fix bir yalan değil mi ya? Ben küçükken elimde tarakla ayna karşısında vallahi şarkı değil, söyleyeyim. Vallahi değil. İnan öyle. Yani benim çekimlerim falan var. Ve babamın çektiği video çekimler falan. Onlarda da hep öyle elimde bir tane tarak şarkı söylüyorum. Enteresanmış. O zaman hadi senden bir şarkı dinleyelim. Bas bakalım. Bu arada bir şey duydum. Siz İbrahim Tatlıses'i çok seviyor musunuz? Bayılırız kendisine. Tamam. O zaman dinleyeceğiniz şarkı şimdi İbrahim Tatlıses'in bir şarkısı. Ben bunu popa diyor çevirdim. İbo gibi asılacağın ama bak bekliyoruz. Sen popa çevirdin mi? Değil mi? Tabii çekeriz. Tamam. Popa çevirdin. Evet. Arabesk bir şarkıyı pop yaptım. Ha, Mutlu Ol Yeter'i biliyorum. Sen bilirsin. Bilmem mi ya? En arabesk, en damar. Bilmem, ben de bilirim. O zaman ben burada cahil miyim? Be. Bak görüyor musun? Sen sırayla bizi iteliyorsun. Farkındayız bunun. Bu program bitmez. Neyse, hiç konuşturmadan sen bas şeyine söyle. Hadi hareketli parçalarını bir konuştur bakalım. Şöyle bir cümle alem görsün. Haydi bakalım önce. Bir
inan yerini. Bu şarkıda aşkımızın yemini. Tamam, bitti, bitti, bitti. Sonra yine, sonra yine. Her şey. Müthiş performans var. Müthiş performans. Teşekkür ederim. Yemin ediyorum müthiş bir performans. Yemin ediyorum. Tamam, değil mi? Aramızdaki buzlar eridi. Eridi ama o ahlaksız hareketini gerçekten bak şimdi. Hayatım. Bütün internete düşecek o. Ama hayatım çok şık giyinmişsin. Dalyan'ın avret mahallini... Ebru Polat açtı diye orada her yerde manşet olacak şimdi. Ama bak bir ortak yanımız daha var. Onun da altı mavi, senin de altın mavi. Sen de Mehmet Bey'i mi açtın? E ama benden bir silleme yapmayın mı? Ben kameraya karşısında bir şey hissetmedim onu açarken. Ama ben kızım. Ben onu sen hukukçusun, hukuk yerini bulsun diye etik açıdan yaptım. Ama ben kızım, ayıp. Ama bir şey olmaz. Neyse şimdi yeniden kapışmayalım, değil mi? Hiç olmaz. İnsan açtığı zaman... Edebiyle bakacak, tamam, terbiyeyle davranacak. Ya bir tamam. Sadece bunu lütfen dans ediyorum, bak bunu neler diyor. Lütfen ya, lütfen. Zaten burada abdest maptest bir şey kalmadı. Bu döndün, midem bulandı ya. Oğlum profesyoneliz, ben hiçbir şey hissetmedim. Bu Ecep çok benim yalan. Bu kameraya karşısında ben hiçbir şey hissetmedim. Neyse yalan. Tamam, yine hep birazdan konuşuyorsunuz. Kafayı koymasın lütfen. Lütfen. Tamam. Sen neler yapıyorsun Ece Filiz hanımefendi? Ben neler yapıyorum? Ben şimdi sunuculuk yapıyorum. Fashion One TV'de hem yüzüyüm hem de genel yayın yönetmeniyim. Onun dışında defilelere çıkıyorum. Onun dışında tiyatroda uğraşıyorum. Genelde Los Angeles'tan mezunum, Hollywood tiyatrosundaydım. UCLA'de. 3 senedir oradaydım. Merak etmiyorum. Ya şimdi şey oldum. Sorunca çok arka arkaya gelince ben bir kısmından sonrasını ben kaçırdım. Ben CV'ye girdim. Belki almıştım evet, beni. Evet. Onun CV'yi daha sonra ben Dalyan'a şeyle bildirebilirsin. Biz bunu bir kum kapmayız değil mi? Ama yarın sen... bir şeyler var. Ben zaten ne buradan virüs ya. Kaptım yani, hapşurdu, öksürdü, aa, teller, elinin falan. Oranıyoruz, merak etme. Ya neyse, neyse. Senin de kamera önü deneyimin var. Ama senin de cilveleşiyor, kaşınıyor. Ondan sonra da saldırdı diye bana kaçıyor. Ama ben bu tiplere bayılıyorum. Alevi gittin o zaman, biz de bir tane beladan kurtulduk ya. Ama gülünce ne güzel, gamzeleri falan çıkıyor. Çok hızlısın, sen neymişsin evet. Sen böyle ya? Vallahi hızla bir taraf çıktı ha. Neyse, ikinizin de kamera önü deneyimi var. Bizim programımızın bir bölümü var. Film olayı. Yani buraya gelen konuklarımız bir filmi canlandırıyorlar. Onlara rol biçiyoruz. Biz yönetmenliğini ve senaryosunu yazarken onlar da oynuyorlar. Şimdi bu haftaki filmimizi Dalyan sen söyleyir konuklarımıza. Otantik bir şey düşünüyorum bu hafta. Sanatsal. Biraz düşünce filmi, sanat filmi olsun. Fransız sineması tarzı çekeceğim, böyle karanlık, hafif sen kasvetli. Sen mi çekeceksin, oynayacak mısın? Ben oynatacağım seni. Hmm. Her türlü oynatacağım. Ondan ya. Sonra... Keloğlan konsepti düşündüm ya. Keloğlan ve ay kızının sarı kızı olsun bu da. Tamam. İyi yine bir şeyler çık, ben Cin Ali falan bekliyordum.
Nekeli olan... Cinal edemezsek, üç harfli diye söylersek, biliyorum adı anıldığı zaman geliyormuş. Bizim... Başımıza musallat çıkarma Ebru. Hayatım burada zaten geliyordur hep. Aşkım ama öyle... Pis burası, buraya bir sirkeli suyla temizlemek lazım. Ama siz de bezmez bir şey vereyim. Bir saniye ayakkabıyla geziyorsun evin içinde. Ama siz de biraz geliştirin, hep aynı espri olmaz ki canım. Bizim evimiz niye pis olsun? Nur gibi yıkadım ben bunu ya tertemiz. Tamam. Sen kadını dövüyorsun burada ya. Bindiğin eşeğin dalını üzüyorsun Ebru. Sabahtan beri hep aynı mevzu. Misafir nasıl davranıyor? Sen kaşınıyorsun ya. Ben seni anladım. Sende bir psikopatlık var. Ondan psikoloji okumak istiyor. Hadi bari şimdi çekiyorum. Bari şeyine çomak soktu yüzü sabahtan beri. Tamam. Çekiyorum. Tamam. Çok iyi anlaşacağım. Ah bari. Filmcisin. Hep sen de oyuncusun. Biz de yönetmeniz. Bak niye? Beğenemedim mi? Beğenemedim. Biz orada olsak. Onun üstüne niye çıktınız? Şimdi, çünkü bizim... şeyin kamera açısında olmamamız titizlik teknik isterim. Bir olay. Titizlik isterim. İşini ciddiyet isterim. Ben orada oturmam. Bir dakika, önce ben konuşurken bak. Konuşma istemem. Aa, ses yükseltme. Dinleyeceğim beni. Sarılır. Niş. Niş. O haddikçe bostana girme. Tamam. Ya. Tamam. Çok sakiniz. Set disiplini isterim. İşine asılmak isterim. Set ahlakı isterim. Burada çalıştığınız sürece gece hayatınıza dikkat isterim. Öyle apır sıpır şeyler istemem. Bir de tam itaat isterim. Seni gözüm tutmuyor sarı. Bak istikbal görmüyorum, star ışığı görmüyorum sende. Senin o basma fistanını yırtarım bak. Yönetmene karşı gelme. Gıncı fırlanma, yingriceklik yapma bana. Ben iyiyim değil mi? Agresifim komple. Gözüme bak. Hazır. Dişilik isterim, anaçlık isterim. Uşatıcılık isterim, doğurganlık isterim. Yüksek performans, büyük enerji isterim. Bunların hepsini seyirciye geçirin. Para veriyorsunuz değil mi? Yevmiyeni vereceğim. Önce para konuşma. Sanat öncelikli. Sanat için her şeyi yap. Hazır mı? Evet. Amacımız Keloğlan'ı aramak. Orada. Espriydi. Espriydi. Baş nor benim. Tamam. Keloğlan benim. Yalnız Keloğlan şeklinde söylemeyin. Ay sen Cin Ali'ye... Kelir kek. Cin Ali değil diyor. Oğlan lafını kaldır. Kelir kek. Ben olayın yapımcısıyım. Bir saniye ya. Bir sette sessizlik gözünüzü seveyim ya. O Cin Ali bu bilmem ne. Hani uçağın şeyin adı neydi? Hıncı fırlanmayın. Kuş. Yingliceklik yapmayın ya. Ya bir şey var yani böyle çıkıyor içinden. Hani üç dileğim var benden ne dilersen. İçinden çıkan şeyi ben sana nasıl anlatayım ya, şimdi ya? Tövbe estağfurullah siz bir dursanıza şöyle doğru gidin ya. Sen Alaaddin'in cinisin. Evet. Yok ya bu bütün ecinliği, hurufu, selaseyi bu eve toplayacak. Sabahtan beri ağzından düşmedi üç harfliler ya. Tamam tamam hadi tamam. Bunlardan bir kere yapacağız. Hadi tamam. Süpareke'yi de okuyamaz gelse ha. Ben okurum. Ben okurum. 35 tane yanlışlık çıkar. Hayır size biliyorum. Abdesti yok bir kere oje her yanın. Asitondan çıkaracağım onları. Ne alakası var ojeyle? Ne alakası var ojeyle? Evet. Allah Allah. Ya bir çocuğun iki dakika şurada sanat yapmaya çalışıyoruz ya. Sarı ya siz evinize her gün misafire böyle mi davranıyorsunuz? Ayrıca biz... Ama ben olayın yapımcısıyım. Her dakika bana para giriyor. Performans var burada. Profesyonel iş var burada. Sen de yönetmen olarak hadi. Sus kız tamam. Bak ya nasıl Sarı atarım Allah'a bak. Bak o yumurtaları kırarım. Hazır. Siz böyle çamlık, çayırlık bir yerden bayırdan aşağı doğru salmışsınız. Niye? Hopur hopur hoplayıyorsunuz böyle yukarıdan aşağı koşaraktan geliyorsunuz tamam mı? Dingil dingil koşuyorsun. Sen özellikle daha yükseğe zıplamıyorsun. Şu sobadan doğru gelsinler. Kostümün uygun. Sen şöyle geriden git. Biraz geriden, daha geriden. Ayrılmıyoruz da yalnız. Ben korkmuş. O kadar korktuk ki. Ne yapıyoruz şimdi? Zıplayıp şöyle. Ver evine böyle dimdik direk gibi diye ver evine böyle doğru geliyorsunuz. O sırada Keloğlan'ı arıyorsunuz. Ebru sen bir yandan sesin güzel şarkı söylüyorsun. Ar gelir sarı kız ar gelir sarı kıza basma fistan dar gelir diyeceğim. Evet. Devamlı repliğin bu senin. Oradan doğru gel. Geçiver yere ha. Ya ar gelir sarı kıza basma fistan dar gelir. Evet. Ben etkilerini çekeyim mi arada? Ar gelir sarı kızım ar gelir. Ama sen rol çapmaya kalma. Sarı kıza basma fistan dar gelir. Aman! Ama bu sırada da etrafa bakarak Keloğlan'ı arıyorsunuz. Onu da unutmayın. 3, 2, 1, motor. Motor. Ar gelir basta fisman amaz gelir. Ama replikleri atıyorsun sen uyduruyorsun bir tarafından. Ama ben ar gelir Osman Ağa ar gelir şey sarı kıza basma fistan dar gelir. Ama doğaçlama yapmana müsaade etmiyoruz ki bu filmin bir senaryosu var ya. Sen söyle biz playback yapalım. Senin gözün tutmuyor bak.
Sen çok neler asil. Neler tutuyor beni? Asilsin kadın. Asilsin. Öyle ben asil geçtim pipi. Ağır gelir sarı kıza basma fistan ağır gelir. Bana da burası dar gelir. Tamam. Ah Kenan nerede acaba? Tamam dinle. Burası oldu. Çeşme başına gelin, geldik. Böyle çeşme başına geldiniz. Çeşme başına. Biriniz bir tarafında, biriniz bir tarafında. Ne bu böyle el ele el ele el ele ya? Şimdi ayrıl, eli bırak. Sen gel buraya. Sarı! Ne? Sen şuraya çök. Niye çökeyim? Çök. Verdiğim nara uy. Biz nasıl çöksün? Sen çeşme başındaki kurbağayı oynayacaksın şu anda. Verilen nara itiraz etme. Sanatçı dediğin her şeye girer. Ya Rabbim ya Resulallah ya. Al sana örtü temiz işte al. Çök. Al buraya çökeceksin. Aa. Nasıl kurbağa alacağım ben bunu? Çok oraya. Bayağı bildiğin gibi kurbağa alacaksın işte. Böyle yemyeşil, gökgözlü bir kurbağayı oynayacaksın sen burada. Gökgözlü. Bir de sarı böyle zehirlisinden. Evet, dokunma renkli bana. Zehirim şey bulaştırır. Geliyorsun yavaş yavaş, yine ar gelir, ar gelir, basma fistan bana dar gelir diyerek çeşmenin başına şöyle bir eğiliyorsun, çeşmeden su içmek isterken hayvanı görüyorsun. İyice bir eğil ama çeşme ağır, biraz az. Ağır gelir, sarı fistan bana dar gelir. Aa çeşme bir eğilim de su içeyim. Çok çok çok. Eğil 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 eğil. Aa çeşmeden su içtim. İçemedin ki sen ondan sonra. İçtim. Ya şöyle dizinin üstüne geçsene ya. Geçmem ben ya, mikrop kopar dizimizin. Ama şimdi sen de al mikrobumu yedim ben senin ya. Hayır ben onu atıyorum ama binler falan getir, benim dizlerim acır. Ya bu hafif bir çömeli bir Recep'in Ebru, bu ne kaprisiymiş böyle ya. Tamam, okey tamam, okey tamam. Ya Resulallah ya, Al Pacino'da tamam. Bu kadar kaprisi yok ya. Benim. Ağır gelir, ağır gelir, sarı fistan bana dar gelir. Çok. Çok. İç suyunu gur. Şimdi gur, su gurul gurul akıyor. Şöyle şu tarafa dur. Vaaah, kız kurbağaya bak. Aa, kız kurbağaya bak. Sıracalı canın assın, nereden geldin dur buraya? Dur bir saniye, böyle birbirlerini şey yapayım. Gel ben, al sana, al buradan. Gel, buraya çöğün. Çün. Dizim ağrıdı vallahi. Ama sen de kurbağayı oynayacaksın. Onu da dizim ağrıdı. O oldu, bu oldu. Dizin ağrıdıysa arada sıçrayı sıçrayı bir. Kurbağa değil misin? Bir tur at da uyuşukluğun geçsin. Böyle otur tamam. Vaa! Kız bu kurbağa nereden gelmiş? Aa! Kız bu kurbağa nereden gelmiş? Sıracalı canın alsın. Hı? Sıracalı canın alsın. Sıracalı canını alsın. Sendeki. Ben konuşan bir kurbağayım. Ben konuşan bir kurbağayım. Ama sonunda da bırak de ki kurbağa olduğumu seyirci de anlasın. Ha. Ben konuşacağım kurbağayım, bırak. Beni öptüğün zaman. Beni öptüğün zaman. Yakışıklı bir prens olacağım. Yakışıklı bir prens olacağım ama bu kız. Ebru sendeki vaa, seni niye öpeceğimizsin? E işte zaten olayın mistisizmi o. O şimdi kız şey yapınca bütün mangeller falan çıkıp erkek olacak. Ebru bir daha itiraz istemiyorum. Vaa ben seni niye öpeceğimizsin? Vay ben seni niye öpeceğimişim ben? Ben prensi ne yapayım ki de? Ben prens isterim. Ben prensi ne yapayım ki de? Ama sen ben de irticalin oynuyorsun ya. Vallahi yapmam bak. Böyle olacaksa herkes seni izliyor. Yeteneksizliğini herkes görüyor. Bir saniye ben yapımcı olarak karışmıyorum. Ben yine çeşme başına gelişimde kalmak istiyorum. Çünkü olmadı yani. Serseme döndüm ben. Kalk. Tepe serseme ediyorsunuz insanı ya. Belanızı vermesin ya. Yövmeye yok size bugün. Bakın. Çök sen de. Bizim şey tülbenti işini geçti dizime de. Ama ne güzel işte. Ona dünyanın çorap parasını yani. Verip desenine çorap alanlar var. Hadi çok geliyorum ben. Hadi çok da. Koşarak gel. Sek. Dar gelir, dar gelir. Basma fistan bana yar gelir. Yok, o ama sen çok de hep uyduruyorsun be güzel kardeşim. Vaa bu kurbağa nereden gelmiş? Aa bu güzel kurbağa nereden gelmiş? Su içmeyi unuttu. İçmesin zıkkımın bekini içsin ya. Bir adım yürüyemedi şu film hali. Ağlarım ama lütfen. Tamam. Aa bu güzel kurbağa ve bu ayı nereden gelmiş? Beni bir kere öpersin. Söyle kurbağa. Beni bir kere öpersin. Beni bir kere öpersen. Yakışıklı bir prens olacağım. Yakışıklı bir prens olacağım. Vaa Ebru vaa. Vaa. Ben prensi ne yapayım? Ben prensi ne yapayım? Konuşan kurbağa kaç para eder biliyor musun sen? Konuşan kurbağa kaç para eder biliyor musun sen? Satarım seni yolumu bulurum. Satarım seni yolumu bulurum ben. Nereden baksan 1 milyon dolara okuturum seni ben. Nereden baksan 1 milyon dolara okuturum ben seni. Karışırız o zaman. Vaa kız hanım. Kurba, vaa kız hanım. Vaa kız hanım. Dünya para olmuş kız. Dünya para olmuş be. Şimdi sevgi dolu ol. Şimdi sevgi dolu ol. Sen de kız dur. Ha. Ebru. Sen de her bir lafını büyütüyorsun ki ön plana çekmek Lord için. Sen yıldandık bir tane kurbağa rolü ya. Ben nasıl adam edeyim? Hep böyle kanaldan bana yolluyorlar. Kurbağa zaten Allah sema.
Sevgi doluyum. Nerede anatema? Nerede anatema? Oturduğun yerden attırıyorsun anatema kurba. Tamam tamam, beni atacak. Ben biraz okey. Hazır, sevgi dolusun Keloğlan'ı soracağım. Ay ne kadar güzelmiş senin bu. Ben öyle bir laf dedim mi Ebru? Demiyor musun? Lafı benden alacaksın mı? Peki. Dur ya, tamam orayı kısa keselim. Seni ne öpeceğim? Bana Keloğlan'ın yerini söyle de. De. Olmaz. Seni sanat filmi bu. Manisel şekilde soracaksın. Hazır. Hey atlılar, atlılar. Ne biliyorum? Ben ya sen kurbansın. Sen o tarafa doğru bak, bırak yapım ya. Yapım sen bir müdahale etme o artize ya. Ama parasını ben veriyorum ya. O parayı sen veriyorsan ben de çekiyorum bunu burada. Tamam lan çek işte. Yorulduk hadi. Hey atlılar, atlılar. Hey atlılar, atlılar. Tıpırtısı tatlılar. Tıpırtısı tatlılar. Beyoğlu'na varasınız. Beyoğlu'na varasınız. Ballık aymak yiyesiniz. Ballık aymak yiyesiniz. Saç üstünde selver kadın. Saç üstünde selver kadın. Suya düştü diyesiniz. Suya düştü diyesiniz. Kurbağa bacı, kurbağa bacı. Kurbağa bacı, kurbağa bacı. Keloğlan'a varıp bir haberimi iletir misin acaba? Keloğlan'a varıp bir haberimi iletir misin acep? Kurbağa. Sen de varırık veririk, varırık veririk. Varırık veririk, varırık veririk, bırak. Yok ama bırak yok o, varırık veririk, varırık veririk. Şu bırak demeyi bir bırak ya. Bıraktım öyle az önce, bıraktım öyle az önce. Bir sayfa önceki senaryoydu ya. Varız verik, varız verik, tamam. Tamam, kaldır öp kurbağayı, canlansın. Şöyle arzulu öp, iyice bir, öyle. Oh. Ya dudağın ucuyla öpme, bir candan sarıl ya. Hiç ya. Oo, kurban olurum. Ay kurban olurum, kurban olurum. Oy kurban olsunlar. Kurban bacım, kurban bacım sihir mihir atman değil mi? Sarılıyorum ama. Sihir mihir atman değil mi? Sarılıyorum ama. Vay insan dostuna sihir mi atar gı? Vay insan dostu sihir mi atar gı? Kol kola girin. Sen şarkıyla dolan. Sarıda fistan bana ne yakıştı? Dur, yuvarlak çizin, yuvarlak. Sanki böyle yer, yani yol kat ediyormuşsunuz gibi. Ama hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Abi evet sen ya. De yapamıyorsan ben ne yapayım? Allah Allah. Gelen dizi tekliflerini kabul edemeyeceğim sizin yüzünden. Çok zormuş. Sanat alemine sesleniyorum. Bu gibileri içinizden temizleyin, ayıklayın, patlayın bunları. Yaşatmayın bunları. Diziler bu yüzden, bu gibiler yüzünden dördüncü bölümde kalkıyor. Sen de benim üstümden basıyorsun. Ne yapıyorsun lan? La oğlum attı terliği pis necaseti sürdü her yanıma ya. Sen de her yerini bana sürdün. Çekmiyorum size film bilim ben. Terbiyesiz edepsiz ahlaksızlar sizi. Ben burada o kadar para dökeceğim yönetmen olarak. Ondan sonra gelip sabah demeyi deneyeceksin benim filmimi. Sakin ol yavrum. Bağırma. Ağlıyorum ya. Sen nasıl bir hayvansın ya? Ama beni hızlıyorsun ya. Böyle aylara böyle davrandığı zaman ben böyle sinir, saman alevi gibi sinirlenirim birden ama. Gençler ama var sende bir galiba. Bir prodüksiyon yaptım. Yemin ediyorum. Çok güldüm ben. Ama böyle çok güldüm. Çok güldüm. Çok güldüm. Çok güldüm. Şey vardı ben duru tükürdüm. Böyle aromalı yapmadım ya. Dalyan. Dalyan. Baksana elle şey var ya. Taciz var. Ama böyle yapmayın. Oturun. Başı bağlı onun ya. Lütfen böyle el tacizinde. Ebru sen neymişsin ki? Bu arada bu dakika itibaren benim dediğim olacak ben Dalia. Ben dışarıdan mı? Niye? Duydun mu? Oturun yerinize. Bu evi yıkarım başına. Ver. Hükme diyorum. Oturun lan. Kadın. Oturun. Ya burası çok ağır. Adamızı vakadan çıkartıp duruyorsunuz. Oturun lan sen de. Oturmuyorum. Ben her şeyin aksini yaparım. Yemin bana otur değil mi? Tamam, tamam. Bir sokumu kafana yapıştırırım seni karşı duvara ha. Çitlenmek kadar bir şeysin zaten. Oturmuyordunuz, oturmuyorum. Çenen dizi ne iniyor ya? Deli o zaten. Onu bakma hep huyu. İçer içer olur zabaca. Biz neler çekiyoruz ya? Sen de bana mı geçiriyorsun lan? Ben senin arkanı kollayayım diyorum. Oğlum kızın kalbini kırdın ya. Bak pankreası neyi böyle titriyor yazık. Demin ikisini birden savar gibi savıyordum. Ama o başka pislik, o sanat filmi. Benim niye kalbimi almıyorsun? Ama sanata karşı hiçbir zaman affedici olmam. Bana her şeyi yapabilirsin. Özgürsün. Yol beni, yıprat beni, erit tamam, beni. Ama sanata gelince yapma. Ya! Şuradan şunu alayım. Dalyan o yumurtalar niye orada? Buzdolabı yok mu burada? Senin eski beki varsa getir de hayrına ver ne olur. Olur olur. Ay, çok agresif bir ortam daraldım. Panik tamam atalım. Neyse, yani. Neyse. Konumuza dönelim. Evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi film olayından sınıfta kaldılar. Siz de bu yetenek varken siz hiçbir diziden falan teklif alamazsınız. Ben bunu kafadan söyleyeyim. Hele bu sarı çiroz bu. Ya çıkırık bir kurbağayı bile oynayamadıktan sonra ben seni ne gözüme derim? Taktım. Peki Ecehan ben bir şey söyleyeceğim. O şey bir ip bağlamışsınız kafaya kulakları da kıstırmışsınız. Kepçe misiniz? Evet. Harbi mi diyorsunuz? Evet. İpsiz bir salıp gösterebilir misiniz yelkenleri? Şimdi kafamda iz çıkmıştır ama. Nasıl? Hı, kafamda burada iz çıkmıştır şimdi. Ama şimdi orada zaten oradan ip geçiyor. İz çıksan olur, ip geçsen olur. Ay. Orada o ip ne ya? İz vallahi yaptı oraya. Kulakları bir açıver. Kulaklarını bir açıver.
Mr. Spock. Da yok, ceviz kadar kulağı var lan. Neyi var mı lan? Ben de bir şey zannettim de. Canım, küçükken herkes kepçe diyordu. Altları biraz kepçe gibi. Yani alttan doğru bir avuç gibi duruyor. Üstleri yapışık. Hayır, çok güzel. Çok güzel. Yani şu anda siz burada oturun. Biz konukla ilgilenelim değil mi? Çok güzel duruyor arkadaşlar. Tamam, alır götürürsün o zaman. Tamam, ipini takabilirsin. Kırmızı şeritli arabaya benzedin. Sen de güzelsin. Güzel değil mi lan? Şunun kafasına ipini takabilirsin. Gel ben geçireyim. Gel ben geçireyim. Aynaya bak. Konuşma. Bu da güzel değil mi lan? Allah aşkına. Bu da Allah, güzel yukarıda değil Allah var. Yani ya, şu gözlere, şu o endam eda nedir öyle? Hey yavrum ya. 40 yıllık kardeşler birbirimize düştük yemin ediyorum ha. Ebru aş gibi, omuzları daş gibi, şu güzelliğe bak lan. Helal olsun. Helal olsun. Sadece omuzları mı? Tüm eklem yerleri olsun gerek. Ben buradan çıkamayacağım. Neyse. Sen de güzelsin bak, aranızda kalıyorum. Evet. Aranızda kalıyorum. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık, hanginize tüküreceğimi şaşırıyorum yemin ediyorum ben. Bana tükürme. Zaten tükürdü az önce yüzüme böyle geldi. Ama duruydu, aromalı değerli ya. Affedersiniz Dalyan, affedersiniz. Her bir şeyden yani kuru şeyden... La vallahi istemsi şu oldu. Duru salla öyle bir içinde aroma bir kötü bir şey yoktu ya. Tamam ulan. Kalbimde kötülük yok ki, tükmüğümde olsun. Konuşurken iki tel sıçramış. Ne olur yani. Tamam kardeşim ya. Sus iki dakika, gözünü seveyim. Sana şey diyorlar. Paris Hilton diyorlar. Şimdi neden diyorlar? Paris Hilton olmasa sen olmayacak mıydın yani? Ya niye olmayayım o zaman da? Yani yine evet yani. Aslında olmayabilirdim. Doğru. Türkiye'de çünkü öyle çıktı. Paris Hilton diye çıktı. Baban otelci mi? Yok değil. Pansiyon, mansiyon da mı yok? Yok. Hiç oda falan mı kiralamıyorsunuz? Yok. Ne iş yapıyor baban? Tekstil. Tekstil, kumaşçı. Ofistan onun çiğinden mi? Babanın fabrikası. Emprime fistan almış ya. Sümer'in basmasını almış giymiş. Ben kendim de dikiyorum böyle kıyafetler, butiğim. Vaa! Neyle, makineyle? Evet. Satıyor musun? Yapabiliyor musun? Satıyorum. Tabii canım yapıyorum. Lan şurada benim bir düğme kokmuştu. Onu şey yap, bulabilsen. Harbi mi diyorsun? Evet. Yani misafire onu mu yaptıracaksın şimdi? Ama şimdi misafir umduğunu değil, bulduğunu. Ne yapalım? Bizim evde de kadın kız yok yani. Çorapları şey çıkarın da bari ben dikeyim. Yırtılmış. Harbi mi diyorsun? Evet. Seninki de yırtılmış. Ya düğmeyi bulamadım o. Ben bir ara reklam arasında kaçar tamam, şey yaparım ya. Onları hallederiz. Peki ikiniz de fiziksel olarak gördüğüm kadarıyla tam randımanlısınız. Yani maşallahınız var. Bakıyorum aşağıdan yukarı kadar müthiş güzel kaslarınız, şeyleriniz var. Bunları yapmak için ne yapıyorsunuz? Sporla bir ilginiz var mı? Spor yapıyorum ben tabii. Harbi mi diyorum? Ne yapıyorsun sen spor olarak? Pilates. Ebru şimdi bizi yiyorsun biliyor musun? Yapıyorum. Hadi bu Pilates vücudu böyle sporla, dudaklarım böyle mi yaptın da bunu böyle kaslı hale getirdin? Sporla, ya? Çok sakız çiğniyorum, dudaklarım büyüyor. Ama yemin ediyorum şuna bak lan, köfte mi desen. Sakız çiğneceksin, balon patlatacaksın, büyüyecek. Evet, evet. Harbi mi diyorsun? Evet. Ama yapma öyle. 333. Biz de insanız. 333'e gerek yok. Sen 222 desen yine o kalınlığı bozamıyor musun? Ya bana sadece 3 dese yeter. Bırak 200'lü 300'lü rakamları. 300. Yapma gözünü seveyim. 3. Yapma gözünü seveyim. Ama böyle gözüne sokunca şeyi kalmıyor biliyor musun? Daha da bayağı bir özelliği kalmıyor. Doğru hani, sen saldıracaksın ben. Sen öyle ben dağda başacağım. Böyle bakir bir çiçek gibi olacağım. Ben gelip yolacağım bu seni. Bu evet. Pilates. Ben koklayacağım seni. Sen öyle benim gözüme soktuğun zaman diskiniyorum ben. Şeyi bitiyor bende. Al diye böyle kendin sunduğun zaman bir gözümde bitiyor. Tabii biraz ben sahibi bir naz adam. Lazım. Entelektüel bir insanım. Aynen öyle. Kız evi naz evi demişler değil mi? Naz yapacaksın. Hanım kıza bak, hanım kıza. Fistanlı. Sen fistanlı, hamur açar, inek sağar. Sen ne yapıyorsun spor olarak? Ben yani 6-7 yaşından beri jimnastikle uğraşıyorum zaten. Tenis oynuyorum. Ondan sonra futbol da oynadım bir sene. Onun dışında yani akla gelecek bütün sporları yapıyorum. Yüzüyorum, scuba diving yapıyorum. Bir sürü spor yapıyorum. Atıyormuş gibi geliyor. Gösteriyor mu? Bu kadar çok şey. Evet. Spor sen böyle mi yapıyorsun? Neyse orada işi. Şey yapmayın ya. Ama hem ilgimi çekmiyor diyor, hem de hafif dokunduğumu hemen... Oğlum ben de bir erkeğim, benim de tercihime burada saygı duysun. Bu böyle kuyruk sallaması, ben niye ona doğru yarsayım ya? Ya ben bir şey demiyorum, ben zaten... Sen bana niye saldırıyorsun diyorum, ben senin kardeşinim. Görüyorum ayağıyla fırk fırk fırk. Hemen bundan bir ilişki, bir ciddi düşün, sen de buna yaz ne olur.
Ben ne yazacağım lan kurbağayı oynattığım kadına? Çapraz yazarız, çapraşık ilişkileri diye manşet atarlar, olay olur ya. Ben yanından koşarak geçse o köpçe kulaklarla loto sesi zannederim. Ben de zaten seni bekliyordum pis kerkoş. Sen niye herkese böyle sihir atıyorsun be? Göbeklerim var pis kerkoş. Sarı! Amca gibi sarı. 40 yaşına gelmiş. Sarı! Sarı! Bak seni gözüme taktım, ben çok kızıyorum sana. Tamam bey, peki bey, ikiniz de böyle sporcu ayaklardasınız. Bakın bakayım birbirinizi yer misiniz? Severiz biz. Evet, ben yer misiniz dedim ya şey ya. Severiz dedim. Kapistan'ın hanginiz gelir? Ne? Kapistan'ın hanginiz birinci gelir? Ne de kapışacağız zaman? Bilen güreş falan yapsanız hanginiz yenersiniz? Ebru yener herhalde, o daha... Ama sen de kafadan patlıyorsun Ebru. Yener yener valla, ayağından bir ittiydi. Koptu şuram valla, mosmor kesildi. At gibi ben nasıl bilek görüyor musun? Bileklerim küçücük. İnşallah nasıl? Ha? Benim öyle değil, benim parmaklarım çok kuvvetli. Bileklerim falan... Ama kaçıyor musun sen şimdi maçta? Yer meydandan mı kaçıyorsun? Maçtan kaçıyor musun? Çok hızlı gidiyorsun. Biz çok iyi anlaşıyoruz. Gayet güzel anlaşıyoruz. Yani kapışmamız gerekmiyor ki. Bence ama senin o kapışmış kadının tadını biliyor musun? Yani görsel olarak. Sapık bunlar. Ne oluyor lan? Ben yani görsel açıdan ya, iki kadının düştüm? Birbirine karşı verdiği savaş bence on numara. Kaç lira koydun? Epre'ye oynuyorum. Epre'ye mi? 15 kağıt mı koydun? Sen benim yemeğimi niye vermedin daha? Ya kız çıkışta vereceğim. Hemen ne imza almadan verir miyim ben sana? Bak 20'yi koydun, 5'i aldım 15 kağıdına. Hadi var tamam. Mısınız? Ne yapacağız? Bilek güreşi yapacaksınız. Hayır, hayır. Ben seninle yapayım bilek güreşi. Çok kızdım şu an sana. Bana niye bilek güreşi yapacaksın? Ben seni yerden hoca yere çalarım ya. Hoca sana keltoş. Kelaklarıma laf söylesin. Hoca göbeğinde bana laf söylesin. Orada oturmuşsa vır vır vır. Kız göbeğini ararsın. Müşsüzmüş yazık kız. Var onun göbeği. Ya ne açar lan elin kurbağası heriften. Allah Allah. Çok yanlış oldu tamam mı? Epre böyle olunca içimden gelmiyor biliyor musun? Ya ben yani bir desim geliyor yemin ediyorum ya. Yapmıyorsunuz mu? Hayır. Başka birbirinize galip gelebilecek ben onu yenerim dedim. Yok yok yok. Vay Ebru ne yapıyorsun sen kız? Nasıl? Kız elin ne uzunmuş senin öyle Winona Ryder gibi vaa. Aldı da hemen kaçtan göz arasında sokalayın. Kelep kullanmasın lan sen. Ver çabuk o parayı. Ver çabuk o parayı bakayım. O parayı ver bakayım. Nerede para? Nerede para bakayım? Burada lan tamam. Tamam para burada. Aldın tam mı say? Çıkar kız. Çıkar nerede paralar? Nerede? Ver paraları. Paraları ver çabuk. 30 kağıt tamam. Hemen sayan veznedar gibi. Hemen veznedar gibi sayan. Acık tamam, oyala ya. Tamam. Bir saattir 30 kağıdı 3 defa baştan sayıyorum. Sen de anlamıyorsun etmiyorsun ya. Bana bak. Tamam hadi gel güzel geçsin. Güzelim tamam. Hoş ver para falan aramızı bozmasın. Tamam. Değil tamam. Canım benim? Bozmasın. Aynen. Değil canım senin ama ne yapıyorsun ya? Dur ya. Tamam ulan, helal olsun. Ne tamam. Arsız çıktı bu kadın tamam. Ya. Tamam. Paranın hak et gerisi önemli değil. Sen tamam otur ya. Sen yerine. Otur şurada bir güreş var. Tamam bir şey söyleyeceğim. Bu çok sallanıyor. Düşeceğim ben bunu. Tamam sen, ben seni güvenli yere alacağım. Gel bu yanına. Ne güzel işte. Kapağın sarı. Hadi sana oynadım. O kadar sallanan sana koltuk. Bundan iyisi mi var? Ya bunu Okan Bayülgen'in kızına hediye diye götürmüşler. Hiç değilse maça çık. Bak kaçtı dedirttirme. Titreyen koltuk. Hiç değilse maça çık. Kurban olayım bak. Gideceğim ya. Hayır istemiyorum. Kurban olayım bak. Güzel sürmeli gözlerin irin bak. Orijinal değil mi o gözler? Etrafa karşı kırma. Ama bak sen etrafa karşı kırma. Hadi Ebru kaşını. Ya hayır. Hadi ya Ebru. Hayır oynamayacağız. Yok ben oynamam. Ben seviyorsun. Ben oynamam. Ya. Bir bilek güreşi. Hayır istemiyorum bilek güreşi falan. Baksana vallahi bak çok şey yaptım. İyi hadi gel. Bu kadar milletin karşısında. Hadi hadi. Ne olursun çok. Tamam çok. Al bak ben seni şey şöyle yapayım. Şöyle Ömer'e şey ver. Dizinin altına yumuşak şey de koyacağım. Bak. Ebru vur onu. Yumuşacık. Ebru vur onu. Nereye oturun ikiniz de şuraya çömelin. Sen yıkan Ebru kim ya? Yıkan onu ya. Tek elinle yıkan yemin ediyorum. Böyle sıskacılız olduğuna bakma. Nasıl güçlü kaslar var sende. Ben hayatta oturmam. Oturursun ya. Neden oturmayacaksın? Ben de oturmam ya. Pis orası ben oturmam. Ya lan biz kağıt koyuyoruz. Kaç para bu kağıdın? Burası biliyor musun? Ebru. Benim mi? Oynayacağım. Hayır, hayır. Bunu da kendine benzetme. Gel, 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 şöyle gel, çok gel, gel, gel. Ama hiç gel, güzel resimler çöp, olmuyor bunlar çöp, bak çöp, böyle. Çöp. Hiç güzel resimler olmuyor. Buralar kesilecek. Nasıl resim yapacaktık size burada? Nasıl resim ne lan? Nasıl resim yapacaktık? Nasıl resim bir ayak akımı. Fetişistlerin. He. Ondan oradan geliyor. Ben ya, internetten gördüm. Ya ne yaptılar ya? Bu el burada olmaz. Bunun gibi yapacaksın sen de. Şöyle. Gel, temiz gel. Bir karşılaşma evet, istiyor. Ya, ama evet, biz yapalım. Ama bak ortaklık alakası şimdi. Kim şaşırırsa. Hani biz bükemediğin bile öpüyorsun gibi bir şey oluyor şimdi. Geç sen sahne yapayım bilek güreşi. Sen önce bir bana gelebilmek için ağır stikledinen yavaştan yükseleceksin sen. Varsa yeteneğin gelin. Aa, hadi, temiz bir maç istiyorum. Yenildik işte orada tamam.
Taha centilmence fair play olsun. Hazır hadi, mısınız? Hazır mısın? Başla. Yürü Ebru. Yenildim. Ama bu kadar da o**luktan bir maç görmedim ben. Evet ya. Yemin ediyorum bu kadar. Yani para kondu buraya. Profesyonel iş bu ya. Para yok ki, para gitti. Para dönüyor burada ya. Hep senin başının altında çıkıyor bunlar. Bizi zorla burada kavga ettirecekler. Dövüştürecekler. Hadi bakalım gerçeğine. Valla kandırmayın. Oynamayın. Oynamayın. Doğal olun. Halkı kimse kandıramaz. Hazır. Hazır. Tamam işte yani. Başla. Yandı ki ya. Yok birader, yok yok yok. Direnin azıcık. Bak benim sinirimi yerimi bozmayın. Hazır. Ya ne yapacağım şimdi? Seni mi yeneceğim burada evet arkadaşına? Işte? Ben yapmam. Ben arkadaşımı yenmem. Bitti tamam. Ama bunlar da ne ona geliyor ne buna gel. Ben arkadaşımı yenmem. Olmaz tamam. Sen yenemeyeceksin galiba. Ya, olmaz. Olmaz. Hadi bir göster kendini o zaman ya. Spor bu. Hoş değil ki bu. Hayır ama ya. Deli misin sen ya? Ya? Ciddi ciddi mi yapacağız ya? Hadi bakalım. Ciddi ciddi yapacağız. Hadi Ebru. Yapıştır. Hadi. Lan Ebru beni hadi Ebru, güveniyorum ben sana. Ben bunu oynadım lan. Ben bunu oynadım. 15 lira verdim lan. Ben oynadım lan. Olur mu? Ben bunu oynar mıyım lan? La oğlum ben baştan saydım ya paraları bütün avucuna koydum tamam, lan. Tamam ben bunu oynamayı için buna oynamadıydım. Vaa tut o zaman kız. Hadi aslanım ben güveniyorum. Hadi Ebru. Göm hadi aslanım ben güveniyorum. Göm şunu. Hadi tamam göm hadi. Koy. Ece. Ece. Karakolu bulamasın. Vur Ece. Vur. Ece vur. Vur. Doğan mı lan? Ece vur. Vur. Vur yapıştır onu kurban. Vur gibi yere. Yapıştır kızım. Vur gibi yere. Dur Ece. Dur. Dayan lan. Vur gibi yere. Vur. Dede sen ne yapıyorsun ya? Dur Ece. Ben ona para bastım. Yapıştır. Vur gibi yere. Sana güveniyorum Ece. Sakın benim botlarımı boşa çıkarma. Vur gibi yere. Ece yapıştır vur onu yere. Yapıştır. Ece bütün safi kof bu. Yapıştır. Aldanma bunun bu duruşuna. Vur yapıştır bunu. Yapıştır lan. Ece vur bunu. Dön bunu yere. Hadi lan. Dön bunu aslanım benim. Hadi lan. Vur bunu yere yapıştır. Vur Ece. Geç böyle. Vur yapıştır kurban olayım hadi. Geç böyle. Paralar gidiyor çabuk ol. Hadi lan. Hadi lan. Yapıştır bunu. Vur kız yine bunu. Danışıklı dövüş yapmanın Allah belasını versin. Para dönüyor bu işte. İnşallah vur yapıştır Ece. Vur yapıştır bunu. Lan git lan çocuk oyuncağına çevirdiniz. Kalkın lan başlayacağım böyle iş mi olur. Ben oynamıyorum lan. Merhabine kaldık. Yok da öyle kaldınız. Çok mu tak bir şey yaptınız? Geçin oturun yerinize. Hadi sen de beraber kaldın. Paralar da cebinizde kaldı. Ben sana beraber kaldım. Geçin oturun yerinize. Tamam şimdi paralarınızı bölüştün. 30 lira verin 15 15 oldu işte yine karlı çıkıyorsun. Geç yerine. Geç yerine bırak şunu yerine. Geç bırak aman bunun dili pabuç sizi çatır yerine. Ticaret düşük ya. Ticaret 20 koydu sen 10 koydun 15 aldın. Bir dakika sinirliyim bak. Ben yenilmeyi hazmedemem bak. Oynadığım tarafın altta kalmasına dayanamam ben. Çek elini. Kuzum. Sakinleş. Böyle kuzuyla kuzuyla dinginlenmem ben. Ayım. Canım. Bak asilliğine bak. Asilliğine kardeş olduklarına şahit ister. Asilliğine bak. Hadi gider misin? Hayır hayır öyle gitmeyeceğim. Gider misin? Get, hayır otur, sen gider, otur. Terk eder misin? Gitme. Çıkar mısın sen? Gider misin? Evet senin reyting. Yine atıyorsun. Gider misin evet, buradan? Evet gider misin lütfen? Giderim çıkar mısın buradan? Zaten buraya gelmek istemiyordum ben. Çıkar mısın buradan? Tamam güzel güzel. Pabuç kadar da deli var. Hadi yürü git. Çık git. Hep bu sigirliyim bak. Pis ayı. Ama sen de Seviye dizinin altına gindi yine. Her yanın dizinde zaten. Küfür etti. Seviye'nin biri bir para. Otur lan sen de bağırma yerine. Konuş lan. Otur diyorum lan. Ece nerede? Ah baba 35 numaradan yaptığımız yayın bütün hızıyla devam ediyor. Anlat. Ne be? Ne anlatayım? Ne bileyim ben ne anlatacaksan anlat işte kafam bulandı. Senin bu kadar karikatür olma ya. Bu kadar karikatür olma. Oynama ya. Doğal ol ya. Senin yerler Ebru rakamı şeyden mi geliyor? Parçadan mı geliyor? Ha? Evet seni yerler şarkım vardı. Ha? Sezen Aksu'nun şarkısıydı. Ben de onu coverladım. Coverlamak nasıl oluyor acaba? Bir izah edebilir misin? Eski şarkıyı alıyorsun. Yeniden kavuruyorum. Farklı düzenlemeyle kavuruluyor. Kısık ateşte kavuruyorum yani. Aynen bir anda. Aynen öyle. Peki bu senin müzik... Ama işveleşmeyin lan, yayın var. Allah Allah. Biz demin o sarı kız alınmasın diye söylemedik. Ben şöyle içeri girdim, seni gördüm dedim ki lan bu kadınsa bizim köydekiler ne? Yemin ediyorum ya bir sıfatlandıramadım. O yüzden yani helal olsun, iyi bakmışsın, iyi yapmışsın. Ne yaptıysan çok iyi yapmışsın. Teşekkürler. Şimdi istersen olayı biraz hareketlendirmek için öbür sarıyı da gönderdikten sonra bir neşelenelim. Ya ben ama bir dakika böyle üç erkek bir kız korkuyorum. Böyle asistanımla falan gelmişim. Asistanımla gelse hep beraber oynasak etsek öyle söylesek şarkıyı.
Aslan... Olur mu? Çünkü tek başıma şimdi üçünüz birden bana saldıracaksınız. Kadın mirtek. Aslan sap mı? Kadın mirtek. Yok kadın. Kadın sayan. Çok güzel sayan. İsmi ne? Didem. Didem! Gel Didem. Sapı yok. Gel Özlem gel. Gel. Gel bu yanına. Gel. Şarkı birlikte söyleyeceğiz. Gel. Gel. Aman. Aman. Yanımda ıslanımı da getirmişsin. Aman. Hoş gel. Geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, nasılsınız? Buyurun buyurun. Oturun şöyle. Ya bunların ikisi, beşi bir yerdenin ikisi bir yerde kısmı galiba. Beyazlar içinde diş macunu gibi yemin ediyorum ya. Şu güzelliğe bak maşallah ya. Bunlar daha da güzel. Bunlar aslında nerede oluyor böyle değil ya? Değil mi değil mi? Yani ben anlamadım sizi sanki iki kişi değil de bir grup çalışması sonucu yapmışlar İstersen gibi. İstersen menajerimi de çağırayım. Erdi ama sap o. Saplı bir şey istemiyoruz biz. Ve sizden de pek bir farkı yok yani. Gelsin daha sırrıyı. Neyse. Bize de asistan lazım. Böyle arada ortak kullanabilir miyiz bunu? Kendisine sorun oğlum. Yani sana şeyse benim sekreterliğim yapacak. Çok fazla şey yok. Ya böyle görüşmelerimi organize edecek. İşte hani bir koordinasyon ya şeklinde. Ne diyorsun Didem? Benden kalan boş vakitlerinde. Tamam vallahi abi. Çok ağır iş yok ya. Olur. Kul gibi geçinir gideriz. Abi, ne alıyorsun sen bunun yanında? Söylemeyeyim. Söyle söyle bir şey olmaz ya. Vallahi bir şey olmaz. Ama şimdi kızın da şeyini yapma ya. Ama ben dediğim ki ona göre fiyat tanzim edeyim sana ya. Heyecanlı şimdi Dalyan gibi bir şey yapma. Tamam peki fiyatı sonra konuşalım o zaman. Sen, ortak kullanıyoruz ama bak. Onun dışında tamam neler yapıyorsun? Tek günler ben kullanayım, çift günler sana veriyorum. Nasıl olacak? Hani birinci günü ben kullanayım. Lan pazarlığı sonra yaparsınız. Tamam şey değil ya, prensipte anlaşalım da önemli olan. Sen ne yapıyorsun güzel kızım? Öğrenciyim. Ne öğreniyor? Öğreniyorum gerekenleri. Şuursuz musun? Sen gerek... öğreniyor işte okula gidiyor öğreniyor. Sen ne gerektiğini Ebru'dan öğreniyor. Ne okuluna öğreniyor gittiğini bilmiyor musun? Üniversiteye gidiyor. Ebru'dan ne Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah cumbulla kız ama kıl çok çekmek heyecan gibi ya. O çok heyecan tamam ona bulaşmıyor. Abi, ama diyor ki Ebru'dan gerekenleri öğreniyorum diyor. Bak bu zavallı kızın gözünü mü açıyorsun sen? Evet. Ne hale sokuyorsun sen bunu? Sana ne lan? Senin asistanın mı? Oğlum binlerce Türk kızı heba mı olsun böyle? Artist mi olsun? Sana ne lan? Dans mı etsin onun bunun önünde? Zil mi dövsün bu? Apuk sapuk konuşma otur otur ya çivil. Dans öğretir bu, müzik öğretir, çalgı çengi öğretir bu körpe kızı sana. Sana ne lan? Ne öğretirse öğretir. Benim asistanım bu. Bundan salmam seni ben. Allah. Bundan salmam bu gece sen. Sen kalacaksın burada. Tamam tamam. Dalyan, Dalyan. Oğlum. Bu Dalyan saatten sonra ben seni salmam. Dalyan buradayız. Bir kız kısmısı bu saatte çıkıp da yola düşüp gidemez. Dalyan. Hırlısı var, hırsızı var. Sapı var, sapığı var. Ondan sonra Fatma Gülük suçu ne? Sus bir... Tövbe estağfurullah lan. İki taş tutacak kendine gel. Baştan bağırsan ben seninle çalışmam ama. Ama böyle Ayşe gelmeyecek patronum hayır, ben sana. Hayır bağırsan ben sana çalışmam. Tamam işte. Dalyan oturur musun lütfen? Ben senin için böyle güzel sinirlendim. Hayır yani kusura bakma. Hayır istemiyorum. Oturur musun lütfen? Tamam aranıza bir mesafe koyun. İkiniz de bu tarafa doğru bakın. Hadi bir şarkı söyleyecektin. Şarkı söylesen de Allah Allah sen ortalığı kızıştırıyorsun. Bas şunun korkutma play'ine. Korkutma asistanımı. Böyle sen böyle mi yapacaksın onu? Böyle Dalyan mi çalışacaksın? Ya bak hala kaşınıyorsun be. Kız gözünü seveyim ya. Ben sana. Bu kızı çağlayken çatlatmam sana. Bas lan şu play'e. Bas şu play'e. Al bu da senin mikrofonun. Çık şarkımı söyleyeceksin. Ne yapacaksan yap. Adamla asabı. Seni Uğur Dündar'a veririm vallahi bak. Bas lan şu play'e. Geç kızların böyle hayatıyla oynama. Bas dedim. Kaldım ne de fikir bitti o endam eda nedir öyle ey yavrum kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde komşunun kızı kampta sporda sette terzi mukadder satıp saldım malı mülkü gizli tatlısı kalmadı topumuz niyette sen bu mahalleye geldin gerili canım inatım kaldım ne fikir bitti o endamda nedir öyle ey yavrum kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattı yeah yeah yeah
yaylanmadan yürü. Yoksa günah bizden gider. Kesin yerler, yerler, seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider. Kesin yerler, yerler, seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider. Arkadaşlar birbirimizi sattık. Ben sokak kedisi gibi sürtünüm yerde. Komşunun kızı kampta, sporda, spette. Terzi mukadder, satıp saldım onun mülkü. Gizli saklı kalmadı, topumuz niyette. Yeah, yeah, yeah. Çıtır, çıtır. Yeah, yeah, yeah. Yemin ediyorum, yeğim yeğine son kuruşuna kadar hak ediyorsun. Az evvel gözüm takıldı, o vücudun nasıl ahenkle bütün beş parçalar oynuyor, ben anlamadım. 5 lirası nerede? Neyin 5'i? 50 liraya anlaştık. Bana ne, git onunla anlaştın. Ver 5 lirayı. Ben nerede anlaştım kız senden? Temin'le oynarken demedin mi ya? Ya masaya geleceğim dedin sen başta. Şarkımı söyler masana gelirim dedin. Ya bir saatte şarkı söylüyorum. İşte benim sehpama geldin mi? Beni oturdun mu? Getirdim kız işte yanında. Bu kızı oyuncak ittirmeyeceğim sana. Bundan sonra benim kanatlarımın altındasın. Benim himayem, ondan görüşmeni istemiyorum bak. Valla ben sana söyleyeyim, çok da niye ilişkini bir sağlam bir kanat altında değilsin kızım. Hayır. Sen oradan dedeme doğru biraz yanaş istersen. Yoksa şey yapma yani. Hani ürkersin diye diyorum ben göreceklerin karşısında. Benim asistanım olmayacak mıydı? Olmayacak. Olmayacak. Ama anlaştık prensipte, parayı konuşmaya geldik ta. Lan bu olayın yapımcısı benim. Dur bağırın, bütçe var mı? Hadi sen oradan asılıyorsun. Ben vermem. Asistanım benim işlerim çok yoğun. Konserden sen gelin istemiyor, ondan istiyor ben zaten. Ben konserden konsere koşuyorum. Sen biraz önce benim şu kopya dudaklarınla bana ben demedin mi biz bunu ortak kullanalım vermiyorum diye? Vermiyorum, vermiyorum. Bitti, bitti. Vermem. Aman şunu da gören bir şey istiyoruz zannedecek. Yaslan arkada. Ah! Vermeyeyim onu. Bir şey, ne, bir şey istiyorum. Tamam neyse, neyse. Didem şey, sana yürü sizin çok mühim meşhurlukta bir uzvumuzdan bahsetmek istiyoruz. Uzmanlara göre dünyanın en güzel 20 vücudundan birine sahipmişsiniz. Yo, onu sen uydurmuşsun, öyle bir şey yok. Nasıl bir uzman ya, grubuymuş ki bu acaba? Versene şunu. Nasıl bir konsey ki bu acaba? Nasıl Allah, bir uzman grubu? Kim şey var ki jüride acaba? Bir de belinizdeki çukurdan mercimek çorbası içmek isteyen bir grup var. Onlara ne tavsiye edersiniz? Belimdeki çukurdan. Öyle bir çukur varmış, çok güzelmiş. Oradan yo, çorba içmek isteyen bir grup var. Nasıl da pöçüyor mu? Şey çukur muymuş pöçüyor bunu? Var mıymış bilmiyorum, yok mu? Yok. Çukur. Gel bakayım mısın? Bak. Gel elle bak. Dümdüz. Oraya değil oğlum. Oğlum de, orada olur mu? Çukur burada olur lan. Yok işte dümdüz. Yok ya, yana bak sen, ortasına bakıyorsun. La pöçüğüne ya, baktım soktum ben elimi. Hayır dümdüz. Bir dakika tamam, düz, canım. Da düz.
Saldım elimi düz işte. Vallahi ben başkasının yalancısıyım yeminle. Çukuru var diyorlar ya. Hayır hayır yalan yok, çukur mu kurdun? Gördüm en düz. Ben böyle düm düz. En stabil pöçük ya. Neresi çukur ya, o kendine baksın kim çukurursa. Ben bana ne kızıyorsun lan? Oğlum iftira atıyorlar kadına. Aynen öyle. Allah Allah, Allah ya. Herkesin bir fetişi var. Ne biliyorsun, belki onun orasından çorba içmek istiyor. Ya bir de niye çorba ki hani? Ne bileyim ben? Adamın fantezisini ben mi yazdım? Oradan çorbanın içilir ya. Hani göbekten falan böyle zeytin yiyen rakı içerdi duydum da. Göbekten zeytin yiyen rakı içen. Evet. Sapık yok olabilir. Yok öyle bir şey yapmadım. Ya ben bu suşi yiyorlarmış. Evet ben de duydum, suşi yiyorlarmış. Kadın masya yayıp şey, Allah muhafaza suşi yiyorlarmış. Bu kadar nimet eden böyle bu kadar çakallık olmaz. Bu kadar program yaptık. Yemin ediyorum seninki kadar şey olanı görmedim. Benim ölçeceğim. Seni topyekun ölçeceğim. Oo. Yani vücudumu... Ama bu senin gizleyecek bir şey yok ki, kaça kaçsın göreceğiz. Kilolu çıkarım şimdi, hayır. Kaça kaçsın görmeyeceğiz. Kilolu çıkacaksın, bacak boyuna bakacağız. Şeyinin boyuna bakacağız. Bastırma. Ölçeceksin yani. Ölçeceğim tabii, ne yapacağım, alıp bir koyacak halim yok. Kalk bakayım ya. Öçüğündeki çukuru düşeriz. Seyircilerimiz bu güzelliği paylaşsınlar. Hesaptan düşeriz o çukuru, sen merak etme. Şimdi tutuyoruz şuradan, bakıyoruz. Bakıyoruz. Kasıktan dize kadar bir ölç. Bakıyoruz. Kasıktan dize kadar bir ölç. Öyle ölçülmez lan. Ya sucuk kokuyorsun. Ne yapayım, sucuğun üstünde oturuyorum. Of. Allah Allah. Tut şunu kalçandan. Doğru yerinden tut. Doğru yerinde. Fazla koltuk altına çıkartma. 2 metre bacak çıkar, yalan olmasın. Ya ver şunu. Bahriyor. Ver şunu, ben yutacağım. Bilmiyorum ölçme iğneyi ya. Ya. Kasıktan dize kadar ya. Tamam, tamam, ben ölçtüm zaten. Bu kadarı yeter. Kaç? 104 santim. Bacak. 104 bacak. Ayak bileklerine bakıyoruz. Ayak bileklerine. İnce ölçer misin? Ne yaptın ya? 21 santim ya. Hayır çok bol ölçtün. Düzgün ölç onu. Bileğimden ölçtüm. Ama burada durmak ben çok şöyle. Stresli tamam. Bir şey. Yerde de çukur var bunun. Her yanı çukur bunun. İçinden bir taraf hep kafanı kaldır kaç diyor, öbür taraf... Altıma ben tayt giydim hayatım. Garanti olsun. Ha yani böyle bilseydim ben kaldır bakardım bir tur ya. Kaç? Ben altıma tayt giydim. Öyle çıkmıyorum kaç, ben programda. Hep altımda tayt var. 104'e 19 bilek. Bilek. 104 bacak kalçaya kadar bakıyoruz şimdi. Kalça boyu. Kalça ölçüyor. Oradan ölçülmez şunu. Nereden? He tam o delikli yerden. 92. Evet sayın seyirciler, 92. 2 santim daha olsa yemin ediyorum tam ölçüyü tutturmuş oluyoruz. Bili ölç. Beli ölçüyoruz bakalım. Çukuru düş orada. Çukur taşlıları çıkarttığımız zaman 62. 92. Bunun 62. 2 santim fazlası var. 92, şöyle 62. Şey yapıyoruz. Pardon. Ne yaptın böyle? Şuraya takacağım oraya ki kaymasın ya. Verdin, ben ne yaptığımı şaşırdım şu noktada. Şuraya tak. Tak buraya, nereye takıyorsun? Tırtığa tak şuradan şeyle. Tak oradan. Bakıyorum. Buradan da 88. Kaç? 2 santim buradan 92. 90, alttan 4 santim fazla. Oradan oraya versen. 8, 88, 62, 92 mi? Çok güzel. 88, 62, 92. 2 santim yanlardan tıraşlattık mı 90'a, 90, 60, 88. 92. 90, 60, 92 oluyor. Yok, yukarıdan 2 santim 90'ın var. İşte 2'yi oraya veriyorsun. Beldeki 2'yi oraya veriyorsun, 60 kalıyor. Bu 2'yi oraya veriyorsan 90, 60, 92. Ne yapacaksın adama, açıp gösterip buradaki ikileri burada düşün. O zaman 10 numara mı diyeceksin? Adamlar oturup onu mu hesaplıyor? Acaba sen 90, 62, 90 falan mısın? Ona göre mi? Ben valla öyle atıyorsam eğer ben 90, 60, 90'ı da karışlarım bile. Sana 300'e 500 gelse sen kabul edersin. Karakaş gözlerin elmas diyor. Bu güzellik sende kalmaz. Bir de yaşlanınca ölçeceğim ben seni. He. O zaman bel daha kalın çıkacak böyle. Çok. O zaman belin ölçüsünü çok şuralardan bir yerden ölçeceğiz. Çok. İnecek böyle yukarıda ne varsa olduğu gibi. Yukarıda ne İyisin, varsa ne dize inecek şimdi haberi yok. 5 senin var, 5. 5 senin var. Ay o laf da hiç bitmedi. 5 yıl önce de 5 senen varmıyorlar. Sen kobundan iyi mi? Hayır. Hayır bu hanımefendi artist değil. Ay, benim kişisel asistanım. Allah senin belanı vermesin. Kişisel asistan. Neyse. Şarkılarını uyduruyor musun sen? Şerefsiz diye bir şarkın var misal. Sen onu bir şerefsize mi yazdın? Yani ben yazmıyorum bunların ki. Hikayeler... Onu söz yazar yazıyor. Ben sadece okuyorum. Ben yazmadım yani. Hiçbirini yazmadım. Şarkının hatta nakaratı da memnun oldum. Ben yakından hiç şerefsiz görmemiştim. Ama hiçbir kusuru biz icat etmiyoruz ama kullanıyoruz biz de. Yani sen onu kullandığına göre birine dile getiriyorsun bunu. Dile getirdiğim insanlar var tabii söylerken. Neyse. Memnun oldum, ben yakından hiç şerefsiz görmemiştim. Falan yani işte. Neyse o zaman şimdi...
Beni mi ima ettin sen bir burada? Bir sihirli kutu oyunumuz var. Sen bana şerefsiz mi dedin burada? Sakın, sakın. Sen bana ne demek istedin? Sen bana ne demek istedin burada? Lan bana da at! Sen bana nasıl bir laf kullandın kız bakayım sen bir? Ver. Ne olacak? Lan! Ne olacak hadi bakayım lan. Sen bir? Çekil lan, lan girmeye lan araya bakayım. Islatma lan! Sen nasıl bana böyle davranıyorsun kız bakayım bir? Gel kız buraya bir bakayım bir? Sen gel kız buraya bir. Gel kız buraya bir bakayım sen. Dur lan! Bana yumurta vurmaya kalkıyor bak. Bana yumurta vurmaya kalkıyor. Lan! Gel kız buraya bir. Bastı bana direk bir. Hadi. Nasıl bana böyle davranıyorsun? Ölen yumurta. Hayır. Sen nasıl bana böyle? Sen nasıl bana böyle davranın bakayım kız? Yakalayın lan kaçmasın! Kaçmasın! Evet sayın seyirciler, olay çığ önünden çıktı. Programa bir süre ara vermek zorundayız. Ben öbürünü yakalamaya gidiyorum, mahallede yerlerle kalıyorum. Sen bana bırak, bana! Lan ben buraya! Bak yavrum, görüyorsunuz değil mi hani evin halini? Dede, şu mask on yayın devam ediyor. Vallahi billahi. Bak yavrum, şu evin haline bak. Sen bizim halimize bak dede ya. Çay içmeyen kovaladık karıları. Böyle ahlaksızlık yapana ben de virdim dekmeyi, virdim sumsuğu. Sumsuk bir tözü abin var ya. İyi oldu lan. Böyle terbiyesiz konuşulur mu ağzın bu? Oğlum bunları çağırmayalım bir daha. Bunlar felağın çemberini aşındırmış ya. Görmedin mi onu? Brezilya cingeni gibi kapkara yüzünde bir nur navrak kalmamış navraksızın. Ben nereden bileyim ya abi? Bu ben Necip, nereden bileyim? Bu Necip Türk milletine ben buradan şikayet ediyorum. Değerli izleyenlerimize, gördünüz bize burada yaptıkları o ağzından çıkan kelimeleri. Hayatta sevmediğim, hayatta hoşlanmadığım tarz insan. Bize burada fiili saldırı yaptılar, yumurta attılar, kafamıza su döktüler. İtmediği bırakmadılar bize ya. Ben buradan Yüce Türk milletine havale ediyorum bunları. Evet. Ekmek vermesinler bunlara. Bunların yaptığı terördür. Böyleleri yaşatmayın. Gelip ev sınırları dahilinde evin iç düzenini bozma be, bir öksürme be hayvan. Evin iç sınırları içerisinde gelip huzursuzluk, ikilik çıkartmak bu tip insanların yaptığı şey terörizmden hiçbir farkı yoktur sayın seyirciler. Temizleyin bunları aranızdan. Bu gibi kadınlar yuva yıkar. Bunlara böyle yaptırmayın. Sahip çıkın kendinize. Hanımlar, sizlere evet. Sesleniyorum ben. Aferin çocuklar. Şimdi aferin. Buradan Necip Türk halkına sesleniyorum. Biz bu karıları ormanın başındaki okulun yanından doğru yukarı doğru kovaladık. Oradan doğru cayır cayır kovalanı koşan iki tane yarı cıbıl karı var. İlgilenenlerin ormanın öbür tarafını çevirmek gayesiyle kendilerini yakalayabileceğini garanti ederim. Hiç kimseye de bundan bir gıdım bahsetmeyeceğim. Ne haller verse görsün. Ama bunları kim ne yapsın la? Gece bulan gündüz atar yemin ediyorum. Ne işe yarar bunlar ya? Doğru dürüst bir hamur açamaz, bir çamaşır neyin bulaşık yıkayamaz. Ancak dışarıdan söyleyeceksin, makineyle yıkayacak, elini sıcak sudan soğuk suya vurmayacak. Böyle avrat olur mu ya? Zaten görmedin mi? Burada oturan arı sokmuş gibi her yeri yusuparlaktı ya. Evet sayın seyirciler, sevgili dostlar. Akbaba 35 numaradan yaptığımız yayın burada sona erdi. Sürçülisan ettiysek affola, o karılar yüzünden de kusura bakmayın, özür dileriz. Haftaya görüşürüz. Benim büklüm tutmuyor. Nasıl mağdur edildim ben ya? Nasıl döldüm ben ya? Nasıl bu hale sokuldum ben ya? Saçmalama tamam yeter kestik kapattık. La panter gibi cırmaklarıyla cırmaklandı her yerimi elimi yüzümü la. Ulan karıyı şu köşede yiyeceğini zannettim. Ama terbiyesizlik yaptı. Bir kıza haddini bildirmek lazım. Kızını dövemeyen dizini döver ya. Tamam. Çaldım sumsuğu, çaldım dekmeyi. Arkadaşlar tamam bitti siz çıkın. Biz aramızda hallederiz. Biz kes. İkimizin arasında konuşacağız. Ya, ne, bu kadar insan arasında ne konuşuyorsun? Mustafa ya? Keser orayı ya. Tövbe estağfurullah ya. Hadi doğalım tamam bitti hadi.